Günaydın. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Bu sabah çok tatsız bir haber aldım, çok canım sıkıldı. Baban yine bizimle uğraşıyor Nihat. Yine ne oldu? Bihter'in kazasını kullanıyor şimdi de. Çarpıştığı arabadaki adamın ailesiyle irtibat kurmuş. Ailenin bize karşı tavır değiştirmesini sağlayan o. İnanın bilmiyordum. Sana hesap sormak için gelmedim. Bilmediğine eminim zaten. Ama artık sabrımın taştığını söylemek istiyorum. İş alanında onunla her türlü rekabete varım. Her şekilde mücadele ederim. Ama bunun belli kuralları olur. O her zaman bel altından vuruyor. İstediği bu şekilde çarpışmaksa eğer, hiç çekinmem, ben de onun yöntemleriyle çarpışırım. Niyetim seni hırpalamak değil. Bu konuşmayı nasıl istersen öyle algılayabilirsin. İster iş arkadaşının, ister patronunun, ister bacanağının dertleşmesi olarak düşün. İster böyle dinle beni, istersen de Hilmi Önal'ın oğlu olarak. Senin üzerine alınmanı istemiyorum. Ama bundan sonra ben de sertleşeceğim artık. Kısasa kısas. Ne iş yapıyor? Hangi ihalelerin üzerinde çalışıyor? Hepsini araştıracağım. Bütün iş ilişkilerini didik didik edeceğim ben de. En zayıf noktalarını bulup oradan yükleneceğim. Madem böyle savaşmak istiyor benimle, karşılığında alacak. Seninle aynı tarafta olduğumuzu tahmin ediyorum. Ama bu durum seni rahatsız edecekse baştan bileyim. Ben bu holdingin hissedarıyım. Sadece menfaatlerimiz değil, bakış açılarımız da ortak. Ben çizgi çekip geldim buraya. Çizginin bu tarafında kalacağım. Her zaman. Ben de öyle tahmin ediyordum. Teşekkür ederim. Thank you.